Bu videoda Fischer iz düşümü yöntemiyle molekülleri nasıl gösterebileceğimizi göreceğiz. Bilim insanı Fischer bu yöntemi karbonhidratlar üzerinde çalışırken bulmuş ve bununla Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmıştır. Evet. Burada merkezde bu çizgilerin kesişme noktasında elimizde bir karbon var. Bu karbon kiralite merkezi ve kendisine bağlı 4 farklı grup var. Hidrojen, OH, aldehit ve CH2OH. Hemen yan tarafta karbonu buraya çizdiğimi görebilirsiniz. Sağ tarafta ise molekülün model fotoğrafını görüyorsunuz. Modele yukarıdan bakıyoruz ve karbonumuz bu. Yani kiralite merkezi. Yatay çekilen çizgi, bağın sayfa düzleminden dışarı çıktığı anlamına gelir. Buradaki çizgi, bağın sayfa düzleminden dışarıya çıktığını belirtiyor. O zaman bunu wedge dash yöntemindeki kama ile gösterebiliriz. Bu hidrojen düzlemde bize dönük. Bu görüntüde hidrojenin yukarı doğru çıktığını daha kolay görebilirsiniz. Yani düzlemde bize dönük. Aynı şey burada OH'ın oradaki yatay çizgide de geçerli. Bunu da kama şekliyle gösterebiliriz. Evet, OH düzlemde bize dönük. Dikey bir çizgi ise bağın bizden uzaklaştığını gösterir. Buradaki çizgi bir aldehit bağını gösteriyor ve bağ bizden uzaklaşıyor. Bunu da kesikli çizgiyle gösteriyoruz. Fotorafta da bu bağ bizden uzaklaşıyor ve sayfa düzlemine giriyor. Aynı şey buradaki CH2OH dikey çizgisi için de geçerli. O da düzlemde bizden uzaklaşıyor. O zaman yine kesikli çizgi çizdik çünkü bağ sayfa düzlemine girmiyor. Burada gördüğünüz çizgi düzlemde bizden uzaklaşan bağ gösteriyor. Evet kiralite merkezimizin konfigürasyonunu belirlemek istersek kullanabileceğimiz birkaç farklı yöntem var. Bu videoda iki tanesini size göstereceğim ama öncelikle bu dört grubun önceliklerini kıyaslayalım. Önceki videolardan hidrojenin en düşük önceliğe sahip olduğunu biliyoruz. En düşük öncelikli grubunda düzlemde bizden uzaklaşması en makul olanı. Bunu yapmak için gözümüzü tam buraya koyarak kiralite merkezimize bu şekilde bakalım. Bu bakış açısından hidrojen düzlemde bizden uzaklaşıyor. Şimdi burada olanları çok daha kolay görebileceğimiz videoya geçelim. Kiralite merkezimize yukarıdan bakıyoruz. OH'ın ve hidrojenin bize dönük olduğunu görebilirsiniz. Düzlemde bizden uzaklaşan bir aldehit ve CH2OH var. Kiralite merkezimize bu yönden bakarsak, evet, molekülü döndürelim. Şimdi düzlemde bize dönük olan OH ve bizden uzaklaşan hidrojeni görebiliriz. Sağ aşağıda aldehitimiz var ve sol aşağıda CH2OH var. Videoda gördüklerimizi çizelim. Görüntümüz burada. Kiralite merkeziyle başlayalım. Karbonumuzu çizelim. OH düzlemde bize dönük. O zaman kama çizeceğiz. Hidrojen düzlemde bizden uzaklaşıyor. O zaman kesikli çizgi çizeceğiz. Aldehit ise bakış açımıza göre düzlemin içinde olan bir bağa bağlı şekilde. Sağ aşağıda. Karbonun oksijenle olan çift bağını da buraya koyalım. Sol aşağıda ise CH2OH var. İki hidrojenli karbonu çizelim ve ardından aşağıdaki OH ekleyelim. Şimdi grupların önceliğine bakalım. Kiralite merkezimiz burada. Kiralite merkezimize doğrudan bağlı atomlar, hidrojen, oksijen ve iki karbon. Oksijenin bu atomlar arasında en büyük atom numarasına sahip olduğunu biliyoruz. O zaman OH grubu bir numara olur. Hidrojen en düşük atom sayısına sahiptir. Bu yüzden hidrojen en düşük önceliğe sahiptir. Ona dördüncü grup diyoruz. Burada iki karbon arasında beraberlik var. Çünkü karbonların atom numaraları aynı. Beraberliği bozmak için bu karbonların nelere bağlı olduğuna bakmamız gerek. Soldaki karbon bir oksijene ve iki hidrojene doğrudan bağlı. Buraya oksijen, hidrojen, hidrojen yazalım atom numarası azalacak şekilde yazdık. Sağdaki karbon bu oksijene çift bağlı. Bu durumda ne yapacağımızı önceki videolarda görmüştük. Gerçekte öyle olmasa da, karbon yalnızca bir oksijenle çift bağ sahip olsa da, iki farklı oksijene bağlıymış gibi davranıyoruz. Bu bize öncelik sırası belirlemede yardımcı olacak. Bu karbon aslında hidrojenle de bağ yapmış, işte burada. O zaman sıralama oksijen, oksijen, hidrojen şeklinde olur. Şimdi bunları kıyaslayalım ve eşitliğin ilk bozulduğu noktaya bakalım. Oksijene karşılık bir oksijen var, yani berabere. Oksijene karşılık bir hidrojen var. Tabii ki oksijen kazanır. Bu grup kazandığı için aldehitin önceliği CH2OH'dan fazladır. Aldehit 2 numara, CH2OH ise 3 numara olmalı. Şimdi R mi yoksa S mi onu belirleyelim. Hidrojenin düzleminde bizden uzaklaştığını biliyoruz o zaman bunu düşünmemize gerek yok. Önceki videolardan biliyorsunuz, birinci ve ikinci adımı hallettik. Şimdi ise birden üçe doğru bir çember çizeceğiz. Birden ikiye, ikiden üçe doğru gideceğiz. Bu yöne doğru gidiyoruz, yani saat yönüne. Saat yönünün R olduğunu biliyoruz. O zaman kiralite merkezimizin konfigürasyonu R'dir. Şimdi bu çizimden bu görüntüye nasıl gideriz bakalım. Hidrojen bu taraftaysa gözümüzü bu tarafa koyarız. Hidrojen düzlemde bizden uzaklaşıyor ve kiralite merkezimize yani bu karbona yukarıdan bakıyoruz. Bu karbonun sayfa düzleminde olduğunu hayal edebilirsiniz. Kiralite merkezimiz burada. Düz bir sayfa hayal edin ve bu sayfanın kiralite merkezinden geçtiğini gözünüzde canlandırın. O OH, aş kama işaretiyle gösterilmişse yukarı doğru yöneliyor demektir. Bu açıdan baktığımızda o OH, aş bu düz sayfaya nazaran yukarıda olmalıdır. Görüntüye bakarsak gerçekten de öyle. Aldehit ise aşağı doğru yönelecek çünkü bu kesikli çizgi. Gözümüz burada ise sağ tarafımız burası olacaktır. Aldehit sayfaya nazaran aşağı doğru gider ve sağ yönedir. İşte aldehit burada. Burası da sol tarafımız olacak. CH2OH da aşağı doğru gidiyor. Fakat sol aşağı doğru gidiyor. Görüntüde de zaten öyle. Evet. Bu görüntü sayesinde kiralite merkezimizin konfigürasyonunu belirlemek daha kolay. Bu ilk yöntemdi. İkinci yöntemse bence daha da kolay ve genelde kullandığım yöntem. Ona da bakalım. OH grubunun en yüksek önceliği aldığını zaten biliyoruz. Bu bir numara olur. Aldehit iki numarayı alır. CH2OH üçüncüdür ve hidrojense dört numaradır. Önceki videolarda size bir taktik göstermiştim. Hidrojenin bize dönük olduğunu görmezden geleceğiz. Buna nasıl mı eminiz? Fischer iz düşümündeki bu yatağı çizgi, Wegdeş gösterimindeki kama anlamına geliyordu onda. Hidrojeni geçtik. 1'e, 2'ye ve 3'e bakalım. 1'den 2'ye, 2'den 3'e bu yönde gidiyoruz. Yani saat yönünün tersine. O zaman buradaki dizilim S gibi görünüyor. Ama hidrojen düzende bize dönük ve önceki videolarda gördüğümüz gibi görünenin tersini almamız lazım. Yani S gibi görünüyorsa aslında R'dir. Bu taktik Fisher iz düşümünde her zaman işe yarar. Yani birçok farklı yöntem kullanabilirsiniz. Bence buradaki gibi bir model alıp yardımcı kaynak olarak kullanabilirsiniz. Son olarak bu bileşiğin enantiyomerini çizelim. Fisher iz düşümü yöntemini kullanıyorsanız aynı yöntemi en iyisidir. Sol tarafta bileşiğimizin modeli var. Sağ tarafta ise ayna görüntüsü var. Gördüğünüz gibi o OH aynamıza yansımış. Aynamızı temsilen bir çizgi çizelim ve o OH aynaya yansıtalım. Ardından buradaki iki bağı temsilen bir yatay çizgi çizmeliyiz. Sağ tarafta bir hidrojenimiz var. Hidrojenimizi çizelim. Ardından bu şekilde bir düşey çizgimiz var. Bunu da yerleştirelim. Yukarıda ise aldehit var. Aldehitimizi çizelim. Son olarak en aşağıda CH2OH var. Başlangıçtaki bileşikte yalnızca bir kiralite merkezi vardı. İşte burası. Enantiyomer'deki merkez bu. Başka merkezde yok. Yani kiralite merkezleri bu kadar. O zaman aldeiti veya CH2OH'ı aynaya yansıtırken pek fazla düşünmenize gerek yok. Sadece dikkat edin. Bu OH sağda ise enantiyomer solda olacaktır. O zaman hedefimiz her bir kiralite merkezinde konfigürasyonu ters çevirmektir.